güzel. Sen birini değil abi adam. Başka mikrofon var mı? Geldi Arda. Arkadaşlar. Mikrofon olan varsa versin ya da bir ha? Osman aradı da bekliyorum haber. Ersan Bey siz burada olun. Tamam. Tamam. Telefonuna bakacak bizim Metin. Niye haberim yok? Alo. Ben senin aradığını gördüm, açtım. Sen kapattın. Çağrı soldan bıraktın dedi. Ondan sonra tekrar ararlar diye bekledim. Bu tarafa doğru çıkarsın. Oylarımız sanaydı bundan sonra sana değil. İki tane baran var. Thank you.
teşekkür ederiz. Burada görüntü olmasın mı? Kapattık mı? Ha? Osman aradı mı? Bekliyorum haber. Ersan Bey siz burada olun. Tamam. Tamam. C'était pas trop facile parce qu'en fait on est sorti dans le groupe, on était avec Maroc et Croatie et Canada et tout le monde pensait ouais ça va être facile, mais après toutes les équipes c'est jamais facile. Maroc ils sont en semi-finale, Croatie ils étaient en semi-finale et nous on est rentrés, dommage. Je pense qu'on avait beaucoup d'occasions contre Croatie pour gagner et pour passer, mais après on n'est pas passé, on rentre et maintenant je suis ici et je suis très content d'être ici et de recommencer le championnat parce qu'on l'a terminé très bien et j'ai trop envie de recommencer. Açıkçası Dünya Kupası çok da kolay değildi. Fas'ta oynadık, Kanada'da oynadık ve çok kolay olduğunu da düşünmüyorum. Böyle kolay bir grup değildi. İki takım şu anda yarı final oynuyorlar. Ancak biz şu anda eve geri döndük. Açıkçası eve geri dönmüş olmaktan dolayı da çok mutluyum. Şimdi ise devamına bakacağız. Ouais, ben je pense que c'est jamais facile de changer le championnat. Tu as toujours besoin un peu de comprendre de comment il est le championnat. Après, j'ai bien aimé, je suis très content, je suis très fier d'être ici. Et je pense que les gens ils doivent comprendre qu'on a l'année passée, Galatasaray, ils sont terminés 13e. On a eu 13 nouveaux joueurs, avec nouveaux joueurs qui viennent d'un autre championnat. Mais je pense que ça se voit les trois derniers matchs qu'on les a gagnés. C'était des matchs importants et on les a gagnés. Et ça doit nous ramener de faire une nouvelle suite qu'on recommence et que pour le prochain championnat. Açıkçası çok kolay değil. Hani başka bir ülkeden geliyorsunuz, yeni bir lige başlıyorsunuz. Çok çok kolay oluyor, olmuyor. Hani bunu anlamak gerekiyor. Ancak ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabii ki yeni bir Galatasaray'ın geçen sene 13. bitirdi. Onun üzerine 13 tane yeni oyuncu geldi ve bu 13 oyuncu da hepsi farklı liglerden buraya geldiler. Fakat baktığımız zaman özellikle de son oynadığımız maçlara baktığımız zaman iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Ben de burada dediğim gibi çok mutluyum ve iyi bir şekilde devam edeceğimizi de düşünüyorum. Hadi. C'est parce qu'on n'a pas bien joué, on n'a pas fait notre jeu et là il faisait chaud, alors on dirait que c'était l'été, alors c'est pas grave, mais je pense que c'était notre faute et on n'a pas été assez fort. On a joué contre des équipes qui sont très fortes parce qu'ils les méritent d'être en semi-finale et bon, on est rentré et il faut accepter parce que c'est ça le foot. Biz orada oyunumuzu, istediğimiz oyunumuzu oynamadık ve bizim bu kendi hatamız ve hani oynadığımız takımlar baktığımız zaman güçlüydü ve şu anda da yarı finale geldiler. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında bu bizim kendi hatamız. Non, oui, faut t'adapter. C'était comme ça. Il y a beaucoup eu de commentaires et tout ça, mais moi, je suis pas contre, je suis pas pour. C'est comme ça le programme, ça s'est changé. Comme le foot, ça change toujours. C'est pas trop grave. Bien sûr que c'est un peu difficile de faire ça au milieu d'un championnat, mais bon, faut t'adapter. Adapte olmak gerekiyor yani bu konuda. Evet şu açıdan zor olabilir. Hani tam ligler başladı. Lig ortasında gidip Dünya Kupası'nı oynamak belki zor olabilir ama hani futbol hep değişiyor ve bunun için adapte olmak gerekiyor. Onun için çok büyük soruyor. Ben je pense que comme Galatasaray c'est un grand club, ils ont des grands jeunes aussi parce que il y a tout le monde qui veut jouer pour le club. Ça fait du bien et c'est à nous comme équipe de les aider, mais c'est au club aussi de les ramener là. Et ça se voit avec beaucoup de joueurs. Par exemple, je suis content que même Younis il a signé le nouveau contrat. Il y a des autres qui vont suivre et c'est ça qui est très important.
Galatasaray büyük bir kulüp tabii ve büyük kulüplerin de iyi genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi olan genç oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum. Takım olarak da biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela Yunus yine genç oyuncularımızdan yeni bir sözleşme imzaladı. Ve bunun da yeni diğer oyunculara da örnek olup yeni sözleşmeler, iyi sözleşmeler imzalayacaklarına inanıyorum. Pour moi c'était très difficile d'aller dans une autre équipe en Italie. Et surtout la Juve, parce que c'est je viens de Naples et j'étais très très important à Naples et je voulais pas faire ça. D'abord chose et la seconde chose c'est en fait qu'est-ce qui m'a ramené ici c'est le Dursun, c'est le président, c'est Erdan, c'est Okan le coach qui m'ont appelé, qui ont dit écoute on veut ramener Galatasaray de nouveau où il mérite d'être et moi j'ai bien aimé des projets comme ça parce que c'est Galatasaray, c'est le plus grand club du Turquie et terminé 13e l'année passée, c'est pas trop bien, mais après eux ils ont un nouveau projet et je suis très content d'être ici. Şimdi özel bu evet böyle bir teklif oldu ama benim için çok çok zordu başka bir takıma gitmek. Özellikle Napoli'den sonra Juventus'e gitmem hani olmazdı. Orada uzun bir süre geçirdim. Bu birincisi. İkincisi de buraya gelmemde Dursun Başkan olsun, Erdem Başkan olsun, Okan hocamız olsun. Bunların çok büyük etkisi oldu. Beni aradılar ve seni Galatasaray'a getirmek istiyoruz. Galatasaray'ı tekrardan olduğu yere konuma taşımak istiyoruz diye söylediler. Ben de Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu bildiğim için ve bir önceki senede 13. bitirdiğini bildiğim için bu projeye başlamak istedim. Coach. Mais son fils, on sait tous que c'est notre mascotte. Quand il vient, il porte du bonheur. Et quand il n'est pas là, on fait match nul ou on perd. Alors il doit toujours être là. Ali tabii bizim maskotumuz gibi hani hep bize destek oluyor. Geldiği zaman her zaman için yeniyoruz ama olmadığı zaman hep ya beraberlik oluyor ya yeniliyoruz. Çok seviyoruz kendisini. Şans getiriyor bize. Ben j'espère parce qu'il a raison, les trois derniers matchs, tu as vu ce qu'on est capable de faire et tu as vu vraiment un jeu. Après, je répète, on est 13 nouveaux joueurs, 13 joueurs, beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas encore le championnat, qui viennent de loin, qui n'ont peut-être pas une préparation ou quelque chose. Après, on est tous là et c'est à nous de montrer l'effort que l'équipe, le président et tout le staff qu'ils ont fait pour mettre cette équipe ensemble. Mais après, c'est à nous de montrer aussi. Peut-être on a besoin encore quelques mois, quelques années pour vraiment ramener de nouveau Galatasaray où c'est en champion, c'est gagner les titres, c'est de ramener où ils étaient. Je répète, l'année passée, ils sont terminés 13e. D'aller de 13e en premier, ça va être très difficile, mais on va travailler pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, on fait les entraînements durs et on continue. Je suis très content de les derniers trois matchs et c'est ça que sur l'élan on doit continuer. Dediğiniz gibi son oynadığımız 3 maç neler yapabileceğimizi göstermişti. Fakat bu kolay bir şey değil. Hani daha önce de söyledim. 13 tane yeni oyuncu. Bu 13 oyuncu ligi bilmiyor. Belki bazıları hazırlık yapmadan buraya geldiler. Ancak biz de hani bunların hepsini tamamlayıp bir bütün oluşturup, takım oluşturup daha da ileriye gidebileceğimizi düşünüyoruz. Biz kendi performansımızı sahaya yansıtacağız. Belki birkaç ay daha zamana ihtiyacımız var. Tam bu grubun bir arada sağlam bir şekilde bir yere gelmesi için. Ancak şunu unutmamak lazım. Geçen sene 13. olarak bitiren bir takım ve bu sene de birinciliği oynayan bir takım. Hani bu böyle bir anda gerçekleşecek bir şey değil. Biz antrenmanlarda elimizden geldiğince en üst seviyede bunu hazırlıklarını yapıyoruz. İyi bir şekilde de bitireceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim.